Hoş geldiniz. Yeni bir bölüm. Şimdi Aslı'yla siz gelmeden şeyi konuşuyorduk. Bugün Tayfun yok. Kaçıncı bölümdeyiz diye ama herhalde 51 mi 52 mi öyle bir şeye geldik. Tayfun Sanki benden bugün daha iyi 50 gibi kaydı. hatırlıyorum benden, bu Öyle Tayfun Bey takip ediyor onu evet mi? her seferinde. Doğrudur. Evet. Tayfun bir aşıyla ilgili randevusu olduğu için bugün aramızda yok. Hoş geldiniz Bogataj Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Yani böyle sizli konuşuyorum ama tabii 91 doğumlu biriyle muhatap olunca sizli konuşmak doğru mu yanlış mı? Sizin kuşak bizden çok farklı. Senede dönebilirim nasıl istiyorsan. O sana kalmış. Fark etmez. Ben öğrencilerimle de mesela küçücük çocuklar nasılsınız diyorum. Ondan sonra aramızda açılıyoruz. Anladım. Hani Böyle şey kim nasıl yapıyoruz. rahat ediyorsa ben Fark etmez. sonuçta yaştan çok kuşak farkının yarattığı bir Evet. yüzyıl farkı var. Biz daha sizli bir kuşağız. Sizin kuşak daha senli Yok konuşuyor. ben de öyle yetişmişim galiba. Ben de kırmaya çalışıyorum. O zaman ben sizli devam edeceğim. Biz konsept gereği bu söyleşimizin başında misafirimizden kendisini uygun gördüğü kadar ama çok hani minimum kendisine göre minimum sürede tanıtmasını arzu ediyoruz. Ama ne kadar arzu ediyorsa. O yüzden buyurun söz sizde biraz kendinizden bahsedin. Çok hızlı bahsedeyim o zaman. 91 doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı piyano bölümünde okudum. 11,5 sene kadar falan. Beraberinde Saint Joseph Lisesi'nde okudum. O sırada beste çalışmalarıma da başladım. Ardından %100 burslu olarak Bilgi Üniversitesi'nin müzik bölümünü kazandım. Orada da Profesör Tolga Zafer Özdemir'le çalıştım. Kompozisyon üzerine. Hemen arkasından da sonuna doğru üniversite eğitiminin Hannover'de bir hocam vardı. Vasile Efstatyadu profesör. Onunla piyano çalışmalarıma tekrardan başladım. Onunla bir yaklaşık 4 sene falan çeşitli şekillerde piyano çalışmalarımı sürdürdükten sonra şu anda da yani eğitim anlamında yolumu tamamlamış durumdayım. Herhangi bir o şekilde çalışma içerisinde değilim. Yazıyorum, çalıyorum. Bir de pandeminin işte getirdikleri içerisinde ne kadar çalabiliyorsak o kadar durumlar aksamış şekilde idare etmeye çalışıyorum. Anladım. Ve yine genç kuşaktan pırıl pırıl bir isim daha. Ben hiç şahsen tanışmıyoruz, hiç karşılaşmadık ama işte bu ortamı bir fırsat olarak görüyorum. Bir sürü bizim bir hatta iki kuşak altımız da böyle ne güzel insanlar var ve bu vesile oluyor bu program bize. O yüzden kendimi çok şanslı görüyorum. Değil mi Aslı? Ne kadar keyifli. Hiç tanımadığımız karşımıza böyle pırıl pırıl bir insan daha çıkıyor. Vay be diyorum bu ülkede ne insanlar varmış. Yine bak bunu da tanımış olduk. Evet, ben kendi adıma her seferinde bu programın yani söyleşinin benim için en büyük kazanımının bu olduğunu söylüyorum hep. Hiç tanımadığımız kişilerle, çelistlerle ve bestecilerle bu platform içerisinde tanışmış oluyoruz. Çok büyük kazanım gerçekten. Evet yani işte bir önceki bölüm daha yayınlanmadı. Hoş bu bölüm yayınlandığında yayınlanmış olacak. İşte Serdar Mamaç, Çağlayan Çetin ya hiç tanımıyorum. Pırıl pırıl insanlar ne kadar güzel. Vay be o da onu yapmış, bu da bunu yapmış. Sohbet ettikçe öğreniyoruz. O yüzden hakikaten çok çok şanslıyım. Ne güzel. Evet bugünün konusu sizin yazdığınızı bildiğimiz bir viyonsel eseriniz var. Bir konçerto. Ondan bahsedelim Evet. diye burada Olur, toplandık. tabii ki. Eser hakkında nasıl başlayalım? Ne anlatacaksınız bize? Şimdi şöyle söyleyeyim. Neden böyle bir şey yazdığımla başlayayım. Şimdi ben yaklaşık işte piyano çalmaya başladığımdan bu yana çocukluk
işte 3-4 yaşından beri hep bir şeyler yapıyorum klavye üzerinde. Ve bu da hep klavye üzerinde düşünerek ya da düşündüklerimi klavye üstünde deneyerek beste yapma alışkanlığını kazandırdı. Yani bu böyle nefes almak gibi bir şey. Bir piyano konçertosu yazdım daha önce. O 10. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması'nda ödül aldı. Ne Ondan sonra güzel. Başar Can Kıvrak solist olarak, Can Okan şef olarak işte festival orkestrasıyla icrasını yaptılar finalde. Ondan sonra üçüncülük ödülünü almıştı orada. Jüriden de 100 tam puan almıştı. Değişik bir oylama sistemi var onların. Onun arkasından o benim böyle bir hani böyle bir Everest'in tepesi gibi. Ya ben bir şey yazacağım. Piyano için çok iyi bir şey yazacağım. Burada yazılmış en iyi şey olsun istiyorum. Bir de orkestra olsun istiyorum. Bir de şu olsun istiyorum. Ne oldu? Konçerto oldu. Bir de piyano kökenli olduğum için yani normal sadece klasik eserleri içeren konserler de yaptığım için. Ya böyle güzel çalınacak, kendim de çalmak isteyeceğim ne olabilir? Bunu yazayım, aklımdaki müzikten bu çıkıyor deyip öyle bir şeyi zaten yazıyordum. Aa, yarışmada böyle formatta açıldı, girdim. Çok da hani yarışmalarda böyle umutlu değilimdir. Neye göre seçilir, ne yapılır falan o an bir küçük ya. Aa, oldu. İcra Harika. edildi. En büyük zaten amacım oydu, icra edilmesiydi. Sonuçta o kadar kişiyi nereden bulacağız? Çalsın diye git. Sıfırdan ben bir şey yazdım. Bakın çalın dendiği zaman hiçbir şey olmuyor. Bu kapı açmışken oradan da dinleyicilerden hiç yarışmayı bilmeden YouTube'dan bir sürü dinleyen insan bana ulaştı. Ya bunu siz mi yazdınız? Nasıl işte çok güzel beğendik falan. Aa, demek ki benim yaptığım müzik beni mutlu ediyor. Dinleyenleri de belli bir seviyede mutlu ediyor. Geri bildirim alıyorum. Hem anlaşılıyor hem modern duyuluyor hem bizden oluyor derken dedim ki içinde piyano olmayan bir şey yazmak istiyorum. Evet, piyano ile ilgili yazıyorum ama piyano olmadan neler yapabilirim? Piyano gibi düşünmeden. Ki öyle yola çıkmama rağmen bu aslında bir cello sonatıydı ve yine içinde piyano vardı. Piyano da deniyorum. İşte cello'yu düşünüyorum. Çelist bir arkadaşımla başka bir program oluştururken ya bir şuna da bak. Bir şuna şöyle yapalım. Aa, geri bildirim almaya başladım. Ya bu çok güzel bir fikir. Bu tema şöyle gidiyor. Ya bunu geliştirsene ya çok güzel olur bu derken aa, duyum aldım. Bu sefer yine aynı yarışma işte cello konçertosu olarak açılıyor vesaire. Sonra dedim ki ya ben bunu yine böyle bir piyanoyla bırakmayayım. Piyanoyu tamamen atayım içinden. Hatta içerisinde art bile yoktu ilk tasarımında. Yarışma gereği art da konuyormuş. İyi ki de koydum. Çok güzel oldu. Dedim ben bunu piyanodaki bildiğim o sesin söndüğü ve söndürmemeye çalıştığımız garip piyano yazılarının dışına çıkarıp orkestra ve cello için bir şeye dönüştüreyim. Sonra oturdum bir sene üzerinde uğraştım, düşündüm. Daha önceden eskizlerini, skeçlerini yaptığım bazı pasajlar vardı. Onları da ekledim, çıkarttım, baktım derken böyle üç bölümlü bir şey oluştu. Ve yarışmaya gönderdim, oldu mu? Olmadı, seçilmedi. O ayrı mesele. Seçilmek de zorunda değildi. Ama sonunda benim isteğime uygun, benim müzik olaraktan kendi içimin rahat edeceği, ya bunun üzerinde bir daha düşünsem mi bu olmadı diye böyle bir şekilde kendi kendimi kemirmediğim bir müzik ortaya çıktı. Konçerto olarak düşünürsek tam bir konçerto oldu mu diye geriye dönüp baktığım zaman aslında mesela bütün konçertolardan bildiğimiz o solo enstrümanın tek başına çaldığı kadenzası olmayan bir konçerto bu. Hatta olursa nereye olur koyarım diye düşündüğümde Yusuf'la şunu konuşmuştuk. Ben ikinci bölümle üçüncü bölüm arasına ilk çalacak çelistle baş başa verip çelistle beraber hani çellüyü çalan kişiyle beraber bir kadenza 2-3 sayfalık geliştirirsem oraya koyarım. Şu kişinin yazdığı kadenza dedi. Yani Mozart'ın döneminde falan olur ya onun kadenzası bunun Bayağı kadenzası. improvize bir şey olacak o zaman bir nevi. Belki evet öyle bir kadenzası olabilir diye hep ucunu açık bıraktım ama 3 bölümü kesinlikle yazılı belli. Ama 2 ile 3'ün arasında hakikaten böyle bir kadenza isteyen o kısmının ucu açık bir eser ortaya çıktı. Benim Çok Fransa'da büyük ya. çalıştığım orkestra şefi hocam Profesör Sabriye Bekirova, o ve beraber çalıştıkları Tugan Sokiyev daha önce benim piyano konçertomu görüp çok beğenmişlerdi. Notaları da var onda. Bunu da onlara gönderdim. İncelediler.
İkisi de aynı şeyi söyledi. Yani bu kadenza olmadan cellolu bir rapsodi gibi duyuluyor. Buna bir kadenza lazım. Ben de çalınacaksa kadenzayı da yazarız şeklinde onu açık bırakıp ilk çalacak premierini yapacak cellistle geliştirmek üzere böyle bir eser tamamlamış durumdayım. Çok Harika. ilginç. Yani bu kadansız bir modern konçerto ilk defa duyuyorum. Hatta bu kadar improvizeye açık. Vay be. Evet. Ne? Aslına bakarsanız dinlediğim zaman siz bana çok teşekkür ederim. Bir kaydını gönderdiniz, ben hocama da ilettim. Ve notasından da takip edince arada böyle küçük küçük parçalarda Beyoncé'nin sadece arpla, sadece flütle, klarnetle falan yalnız kaldığı minik parçalar ve birin sonunda bayağı kadansa andıran bir parça var. Orada yani birinci bölümün sonunda burası bir kadans ama eşlikli bir kadans gibi, çok değişik dedim. Ben yapı olarak çok Evet, kadansa benziyor. evet. Ben bu arada gerçekten bayıldım konçertonuza. Dün defalarca Teşekkür dinledim. ederim. Bana dün aldım ve dün gerçekten defalarca dinledim. Her bölümünü birbirinden ayrı beğendim. Çok kendi içerisinde, ki zaten sizden birazcık anlatmanızı rica edeceğim. Bir bölüm kendi içinde de küçük bölümlere ayrılıyor. Evet, Ve hani evet. ve çok homojen geçişlerle hepsini aslında birbirine bağlayarak bitmiş. Böyle çok, onları birazcık anlatmanızı rica edebilir miyim? Ne düşündünüz? Ne tasarladınız? Öncelikle şunu sormak istiyorum. Beyoncé sonatı olarak başladı dediniz. Sonat yazmaya karar verdiniz. Neden celloydu? Seçme sebebiniz niye celloydu? Çok affedersiniz. Şöyle o sorudan başlayıp öbürüne geçeyim. Arada öbürünü unutursam hatırlatın ilk soruyu. Neden celloydu? Şöyle tamamen zevk meselesi diyebilirim. O arada böyle şey çalışıyorduk işte çelik arkadaşını Brahms, Mi minör cello sonatıydı sanırım onu çalışıyorduk. İşte Debussy'ye bakıyoruz, Ravel'e bakıyoruz işte bir yandan falan. Böyle bir cello programı yapalım diyor, işte çalalım, edelim vesaire gidiyorduk. Bir de ben çok severim Brahms'ın cello sonatını, özellikle Mi minörü. Onda yavaş bölümü yoktur, bilirsiniz. Çıkartmış sonradan, bilmiyoruz nerede, yaktı mı, attı mı. Ondan sonra, yani piyano ile cellonun, bizim kendi piyanomuzun akort imkanı, akustik duyduğumuz seslere rağmen yani o müziğin düo olarak iki enstrümanın uyumu o kadar büyük keyif veriyor ki yani o tını bir kere iki enstrümanın tınısı her tarzda eserde Prokofiev olsun ondan sonra Brahms olsun Ravel olsun ne çalarsanız çalın çok güzel sonuç veriyor. Yani çok en güzel düo bence cello ve piyano olabilir. Yani çok fazla düo yapmadım. Biz yarı zamanlı olduğumuz için çok oda müziğine girememiştik zaman olarak da. Hep solo ilerledik. Ama bildiğim, notasını incelediğim ya da dinlediğim diyorlar arasında en sevdiğim, içinde piyano olan diyorlar arasında, cello ile piyano. Trio'da iş karışıyor. Keman piyanoda da ben böyle bir soru işaretlerim var çok iyi eserler olmasına rağmen ama çok yani belki de klişedir ama cello ile piyano çok güzel uyumlanıyor. Öyle kişisel bir zevk diyeyim. Hani tınıyı sevmemden ötürü bir de o sırada öyle bir program geliştiriyorduk. Aslında piyano ve cello olarak yazdığım sadece ilk bölüm. İkinci ve üçüncü bölümde hiçbir zaman piyano ile ilgili bir şey yazmadım. Onlar zaten hep orkestral tasarladığım, acaba cello kemanlı bir şey olur mu? Ya da bir oda müziği olur mu? Ya da orkestra müziği olur mu? Gibi gelişmiş skeçlerden oluşan kısımlardı. Sonra ben bu biri orkestra ile zaten piyano çalanlar bilir. Piyanoyu çalarken orkestrayı da bir şekilde düşünürüz ki vurmalı gibi tınlamasın piyano. Yani sesler uzuyormuş gibi yapmaya çalışırız da bir şeye benzesin piyanonun sesi. O orkestraya çok çabuk uyumlandı. Aa, cellonun yerleri belli oldu. İşte kadenzaymış gibi oldu ama bir eşlik de olunca çok güzel tınladı. Yerleri hemen ortaya çıktı. Temalar ikinci bölümde daha önceki eskizlerimle kesişti. Derken o bütünsellik yakalanınca aslında bu da bu temaya dair bir şey, bu da bu temaya dair bir şey, o da ona dair birleşti eser. Yani bir sürü skeçle bir araya geldi, birleşti. Ki ben şeyi de artık çok düşünmüyorum. Çok çocukken öyle zannederdim. Abi besteci oturuyor, ilk notadan başlayıp sonuna kadar yazıyor. Müthiş yetenek. Ya herkes eskiz yapıyor. Herkes defalarca yakıyor, yıkıyor yani. O çok büyük bir zaman olarak sürecin sonucunda çıkıyor. Baştan sona böyle bitti diye bir şey yok.
Hala bile aklıma neler geliyor, dokunmuyorum. Bir çalınsın, bir duyalım, belki sonra dokunurum. Belki o aklıma gelenler doğru değildir diye böyle Nadas'a bıraktım bu parçayı. O şekilde piyanodan orkestraya neden cello şeklinde evrildi. Bir de hani şeyi hayal ederekten yapmaya çalıştım. Yaylı enstrüman çalmayı bilmek çok büyük bir avantaj olurdu benim için. Hala bir gün öğrenmek var aklımda. Yazabilmek açısından, daha iyi yazabilmek açısından. Şunu düşünüyorum mesela yazarken. Diğer bildiğim cello eserlerinden yola çıkarak. Herhalde burada şöyle olacak. Orkestranın karşısında tam görüntüsünü hayal ediyorum. Ya o da bir bütün bu işin. Herhalde burada şu şekilde ağzı burnu yamulup şunu yapacak. Burada bunu atlayacak. Burada bu yanlış olacak. Uzanamadığı için şu ses çıkacak ve daha güzel olacak falan. Onları da hayal ederken çok keyifli bir yere evrildi bunun cello ile olması. Böyle kaldı eser. Bu şekilde gelişti diyeyim. Peki niye adı poem, niye şiirde konçerto değil? Yani sebep ne? O şundan dolayı, şimdi ben bu eseri tam olaraktan bu 1,5-2 yıllık pandemi döneminde yaptım. İlk başladığında yoktu bu olay. 2019'un işte ilkbahar ayı falandı. Böyle bir söylemi de yoktu zaten eserin. Sonra bu pandemi dönemi girdi. Zaten bu eseri üstünde de görmüşsünüzdür. Bernard Gerez diye Viyana'da, Viyana Operası'ndan bir kişiye ithaf ettim. Onun böyle yaptığı bir online müzik business, işte müzikte nasıl hayatta kalacağız, gelecek nedir konuşmaları, dersleri olmuştu. Onlara katıldık bu dönemde. O hani müziğin Avrupa'da nereye gittiği, burada nereye gittiği, nasıl bu işi yapacağımızın çok güzel ufkumuzu açan derslerini yaptı. Ve onun olması bu 2 yıllık süreçte bizim müzikten soğumamız demeyeyim de endişelenip uzak durmamız yerine daha çok içine girmemizi sağladı. Hatta onun katkılarıyla o kurulan ekip, sınıf diyeyim, online bir iki festival düzenledi. Onlara katıldık, onlarla uğraştık. Yani durmadık aslında bu 1,5 senede. Online olarak sürdürdük. Ve ben de bu sürecin içerisinde böyle bir katkısı olduğu için müzikten uzaklaşmamamıza Bernard'a ithaf etmiş oldum bu eseri. Bir de eserin yapısı, özellikle ikinci ve üçüncü bölümleri böyle daha senfonik dans, senfonik poem, senfonik eserlerini andırdığı için ve bir yandan paralel olaraktan da bizim tam bu pandemi sürecinde işte yok bu bilirsiniz Mavi Vatan ortaya çıktı, denizde anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Onları da çok takip ettiğim, ilgimi çeken konular. Karadeniz'in de kültürel olarak ama kadim anlamda kültürel olarak nasıl bir geçiş yolu olduğu hep beni ilgilendiren bir konudur. Bu müziğin temaları da oralara, onları düşündüğüm zamanlara da birazcık dokunduğu için, onları canlandırdığı için hani ben şair değilim sonuç olarak. Bu konuyla ilgili bir şiir yazamam diye düşünüyorum. Bu yazdığım müziğin bende uyandırdıkları bu konularla çok paralel gittiği için biraz da hani soranlara anlatmak üzere böyle senfonik poem olaraktan bir küçük dipnot düştüm. Anladım, anladım. Yani Bu bunu bir cello ve orkestra için işte senfonik şiir olarak düşünerek çalınabilecek bir konçerto. Kadenzasını da çalacak olan çelistler ya da zamanda ben bilmiyorum ekleyebileceğimiz yarı açık yarı kapalı bir eser olarak düşünebiliriz. Bernhard Keres şu an internetten bakıyorum da şey mi yani müzisyen mi empresario mu? Artık müzisyenlik yapmıyor diye biliyorum. Çok büyük yanlışım olmasın ama yaklaşık bir 20 senedir işte bu müzik management, müzik business işleriyle uğraşıyor. Yani klasik müzisyenler çalışıyor çalışıyor ama niye hep aynı yerde duruyorlar ve hep daha iyi olmaya çalışırken hiçbir şekilde tanınmıyorlar. Bunu çözmeye çalışaraktan bu yola girmiş. Büyük isimlerle de çalışmış. Herkesi de böyle yani nasıl hayatta kalacaksınız iyi bir müzisyen olarak klasik müzik camiasında böyle bir pop kültürün içinde bunları toplamaya çalışan insanlara klasik müzisyenlere sadece bu konuda yardım etmeye çalışan birisi kendisi.
Onun Ne işte böyle güzel, ne bir kadar büyük bir açığı kombinatesi oldu. kapatmış Evet. aslında. En büyük açık Evet. galiba Evet. gerçekten şu an. O Yani sorunun cevabını ben ondan önce orkestralara konçertom çalınsın diye 40 tane orkestraya Türkiye'de 10 sayfa yazıyla mail attım. Bernard'la tanıştıktan sonra nasıl büyük bir hata yaptığımı ve o 40 orkestrada bir sayfayı bile okumadıklarını fark ettim. Yani öyle bir devir değil. Onu hep atlamışız. sadece besteci için değil, bu solistler için de Evet. geçerli. Yani bir yerden konser Evet. almak, benim yani bir sürü çok pırıl pırıl müzisyen arkadaşlarım var. Evet. Kimse kolay kolay bir yerden bir konser alamıyor. Bu Evet. ama bildiğim kadarıyla Türkiye'nin problemi de değil bu. Avrupa'da da aynı Yok, sıkıntı bu var, evet. Japonya'da da var. Dünyanın sıkıntısı. Dünyanın problemi. Yani çalacak çok adam var. O kadar salon yok, o kadar imkan yok. Bir şekilde tıkanıyor. Bizim de burada yapmaya çalıştığımız şey biraz da o. Yani bir Evet. sürü unutulmaya gidecek eser var. Unutulmayı kesinlikle hak etmiyor. Bir şekilde bizim konuşup bir yerde kayda almamız Evet. lazım ki bir gün biri o eseri duysun, ilgilensin. O yüzden mesela İngilizce, Fransızca, Aynen. Almanca altyazı yazıyoruz bölümlere. Belki bir bölümde rastlamışsınızdır. Pardon, Almanca yok. İspanyolca var değil mi Aslı? İngilizce, Evet. Fransızca, İspanyolca. Üç dil yazıyoruz. Yani yabancı biri bizim bir Türk eseriyle ilgilendiği zaman bestecisiyle nasıl ulaşacağını görsün, besteciye Evet. nasıl ulaşır? Biz birazdan o soruyu da soracağız. Siz bu eseri biri çalmak isterse hangi şartlarda, hangi atıyorum mail atarak mı, telefonla mı, nasıl size ulaşacak? Onu da burada konuşuyoruz ki Evet. insanlar size bir şekilde ulaşsın. Onu bir şekilde kayda alalım, yoksa o Aynen. kadar köprülü. Evet, sonra nasıl ulaşacağım ben o kişiye? O kim, ne yapar? Hadi belki CV orada yazıyordur bir internet sitesinde ama o kadar. Hani bir şekilde bizim sizinle bu eseri talep edecek kişi ya da kişiler arasında bir köprü görevimiz var. Ama çok. Tabii. Hedef o. O yüzden bu hepimizin ve bu çağımızın sorunu sanıyorum. Yani sahne bulamamak, kendini ifade edecek alanları sınırlı, herkes için geçerli. Yani biraz şöyle bir şey var. Biz o kadar artık internet ile beraber görsel canlılara dönüştük ki hiç olmadığımız kadar. Kulakla ilgili, duyduklarımızla ilgili hiçbir şeye önem vermiyoruz. Yani bir yerde böyle bir siyah beyaz normal bir yazıda işte şu kişi şu eserleri çalacak şu saatte dendiği zaman hiçbir anlam ifade etmiyor. Öyle görüp geçiyoruz. Yani onun ne olduğunu, nasıl bir emeğin ya da çalışmanın ya da bir araştırmanın sonunda o mekan, o enstrüman, o müzisyen ya da müzisyenler o ortama gelip de ne yapıyorlar, onun büyüklüğü ya da değeriyle ilgili hiçbir şey oluşmuyor insanların kafasında. Bilse dahi oluşmuyor. Yani benim için de öyle. Yolda geçerken belki kaç tane bir sürü konser afişi göreceğim ama bakmayacağım. Çünkü reflekslerimiz değişmiş ya da değiştirilmiş. İlla böyle, şimdi ben yeni bir afiş hazırladım. Kendi piyano konserim için. Kendi eserlerimi çalmadığım bir konser yapacağım. Ne yapabilirim derken böyle bayağı sanki kanmış gibi kırmızı büyük puntolarla falan böyle siyah beyaz fotoğraf bir şeyler saçılmış falan. Böyle Tarantino filmine benzer bir afiş yaptım. Aa, sorduğum herkes çok güzel olmuş diyor. Ama müzikle aslında hiçbir alakası yok. Yani Mozart dönüp gelse o gece çalacağım işte Schubert falan. Baktı hiçbir şey ifade etmeyecek onun için. Yani benim için de etmiyor aslında. Ama dışarıdan o ilk görüşte hep bunu işte tartıştık. Neden böyle diye keresinde de. Yani ilk görüşte böyle bir acaba mı dedirttikten sonra tamam şimdi ilgisini çektik. Benim işime giriyoruz. Müzik kısmına dönüyoruz işin. O geçişi yapabilecek artık hıza sahip olmamız gerekiyor. Yani müzikle alakası mı diye bir şey gerçekten. Böyle kıpkırmızı yazılar falan böyle bir yerde O Schubert, yine bir yerde bir şey arkada. Evet. özgürlüğünüz olmuş. Bir de şimdi kurumsal yapıların kurumsal kimlikleri ve o kimlikleri tanımladıkları bir afiş formatları var. Bazı afişler Evet. var. Evet. Bakıyorum ya, içindeki yazıyı okuyamıyorum. Kabus gibi. Evet. Evet. Argacık, burgacık, saçma sapan.
Ama bir şey de diyemiyorsun. Adamın kurumsal kimliği bu. Senden önceki konserde de aynı kusunu kullanmış. Beş önceki Evet. konserde de yani. Sen Evet. onu benimkini değiştir deme hakkına sahip değilsin. Zaten ödün kopuyor. Acaba konseri iptal ederler mi? Başına bir şey gelir mi diye. Evet, bir kere Yok. kapmışken. Yani yine bu şansınız olmuş. Ben afişimi hazırladım ve astım diyebilmek. O bile büyük bir Evet. özgürlük. Ya işte ben daha henüz böyle bir kurumsal bir bağ kurmadım konser için. Kendim ayarlamaya çalışıyorum salonu. İşte bilirsiniz ya konseri siz satıyorsunuz ya sahneyi kiralayıp bilet satarak dönmeye çalışıyorsunuz. Ve Moda'da All Saints Kilisesi'nde bu konser. Onun için işte afişi de kendim hazırladım. Hazırlamışken de dedim sonuna kadar artık en vurucu ne olabiliyorsa böyle bir şey Bu yapayım. büyük bir şans. Mesela işte bu Universal Edition Skoda diye bir imkan çıkarttı. Artık notaları mesela yazdığımız zaman besteciler olarak gidip işte Hen Lefer'le ya da Universal Edition'la anlaşma yapamıyoruz. Çünkü zaten hani onların da hali yok. Yeni bir şey ödeyecek, karşılayacak. Skoda mesela çok güzel bir avantaj yaptı. Universal Edition'ın bir iletişim ağı. Siz bir eserle başvurduğunuzda para ödemiyorsunuz. Onu alıp değerlendiriyorlar. Eğer çalınmışsa da yani icra edilmişse de eser basılma imkanı oluyor ve bir orkestralara dağıtılıyor. Hatta bunu çok kişi kullandı. Yüzlerce hem bizim bu Bernard Keres'in ekibinden. Galiba Zeynep Gidizlioğlu da aynı sistemi kullandı diye biliyorum. Mesela piyano konçertom çalındığı için Universal Edition'a bunu istedikleri formata sokup gönderdiğim zaman basılması imkanı var. Hala sıkıştırmaya çalışıyorum onların sayfa formatına. Harika. Mesela bu eserde ben bastım. Altına da hani ayıp olmasın diye First Edition diye yazdım. Yurt dışına gönderdiğim için. Bu mesela çalındığı zaman onların formatına uygun olarak gönderip oradan çıkartmayı düşünüyorum. Ama hani bunlar hep şey dediğiniz gibi aynen konser afişi gibi. Onun formatına sığması gerekiyor. Yok şu kadar punto yazılar olacak. Notalar birbirinin içine geçiyor. Bir de bunlarla da uğraşıyor besteciler bu devirde. Yani besteyi Evet. yaptık. Bitmiyor iş. Sonra onun formatını, baskısını hazırlama da çoğunlukla bize kalıyor. Evet. Evet, tabii İşte ki. böyle görsel işlere çok zaman ayırdığımız bir dönemdeyiz Evet, tam olarak müzisyenler öyle. olarak. Yani pandemiyle de birlikte dediğiniz gibi her şeyin artık Arttı. görsel olmasıyla aynen küçük yazılara artık bakmaz olduk. Ben şey sormak istiyorum. Hocanın her zaman sorduğu soruyu bu sefer ben kapıp hocam sizden soracağım. Çok sevdiğim sorusu hocanın. Eserinizi bir cümle ya da kelimeyle tarif etmek isterseniz ne olarak anlatırdınız? Bir cümle, bir kelime. Fantastik bir cello eseri. Okey, güzel. Harika, çok güzel. Öyle söyleyebilirim. Çünkü biz çalıcılar çalmak istediğimizde kafamızda bir ampul yanması gerekiyor. Ve bunun en basit Evet. şekli Evet. bestecinin bize söylediği ifade. Evet. Bugün Brahms Opus 33 minör sonat için Evet. Brahms ne kelime kullandım bilmiyorum. Hepimiz kendi Evet. kafamızdan bir şeyler uyduruyoruz. Yani bizim en büyük şansımız bestecinin kendisini Evet. karşımızda muhatap alabilip ondan bu kelime ya da cümleyi duyabilmek öyle büyük bir lüks ki. Bundan Evet. 20 sene sonra, 30 sene sonra biri Boğaçan Köprülü konçertoyu çaldığı zaman bu kelimeye ihtiyaç duyacak. Evet. Ya da cümle artık neyse hiç önemli değil. Biraz da o yüzden işte üstüne o küçük şeyi düşmüştüm. Notu. Senfonik poem şeklinde. Şimdi Evet. düşününce daha böyle fantastik demek geldiği içinden. Belki ilk çalınacağı zaman orkestra ile çelistle konuşurken daha farklı bir şey söyleyeceğim. Bir iki cümle o daha fazla imkan açacak. Bilmiyorum. Göreceğiz. Hayat statik değil ki. Her gün bir şey Evet. oluyor. Bugünkü 2021 Boğatay Köprülü için fantastik. 2031 Boğatay için kim bilir ne olacak? Bilmiyoruz ki. Kim bilir ne Yaşayıp olacak. Aynen. Evet. göreceğiz. Yani o açıdan çok şanslıyız. Yani bunu ben değerlendirme bölümünde de söyledim. Bestecilerin %80'i hayatta konuştuğumuz. Kaç oldu asıl son rakam? Son besteci sayımız 171. Bu Ve eserde evet, eser 350 sayımız da 351 ya da 354, of pardon, 354 son 54. eser sayımız.
Evet, Evet. yani Cumhuriyet dönemi ve hatta öncesinden iki eserle başladık ve her geçen gün artıyor. Bilmediğimiz çok şey varmış. Her gün herkesten yeni bir şey öğreniyoruz. Çok mutluyuz. Evet. Bu Aslında bu mesela bu sizin başlattığınız proje 371 miydi eser sayısı? 154. 354. 354 eser daha da fazla olur. Mesela 400 oldu en sonunda değil. 450 oldu. Yani biraz böyle ne denir? İmece usulü mü denir? Sonuçta bir sürü müzisyen bu serinin içerisine katılmış durumda. İşte şurada bir kayıt stüdyosu var. Orada şu çelistler var. Bu çelistler var. Bu eserler var. Yavaş yavaş bunlar böyle bir 200 senede %90'ı bile kaydedilse mesela böyle bir projeyle Naxos çok ilgilenebilir. Biliyorsunuz Naxos arşiv yapmak üzerine zaten ilerleyen bir kurum. Çok da hani iyi niyetli çalıştıklarını düşünüyorum. Naxos bu tarz yeni eserlerin hepsini kaydetmeye çabalıyorlar. Türkiye'de böyle bir ekip var. Ne yapıyor bunlar ya deyip bu kayıtların kaydedilmiş eserlerin kayıt seviyesine de yani akustik anlamda, ses mühendisliği anlamında iyi bir seviyede olursa ilgilenebilir diye düşünüyorum. Yani umarım böyle birçok ödülü de kişinin çıkarırlar. gönül verdiği bir evet proje haline dönüşürse sürekli olarak sürekliliği oluşan kaydı da yapılabilir. Umarım, yani biz tarihe not düşüyoruz. Umarım bir gün birileri Evet. görür, şeylerin farkına varır. Ben hemen şeyi sorayım. Size yurt içinden ya da yurt dışından ulaşmak isteyen, eserinizi tanımak isteyen biri nasıl size ulaşacak? İletişim nasıl? İletişimi yani web sitemi onu da ben yapmaya çalışıyorum, uğraşıyorum. Facebook'tan web sitesi üzerinden bağlanıp Instagram'dan, Twitter'dan her yerden ulaşabilir. Tabii ki web Ne sitesine yazacak? Ne alenen tıklayacak? evet, her şeyi yazabilir, direkt ulaşabilir yani bana. Ben Yani oturup Bogatay Köprülü okuyorum. mü yazacak? Nedir oradaki isim ne? Evet, Bogatay Köprülü. Bogatay Köprülü deyince web sitene işte diğer bağlı olan hesaplara ulaşılabiliyor diye biliyorum. Doğal olarak hani mail adresimi, telefon numaramı oraya açık açık yazmadım ama küçük bir iletişim kutusu da oluşturuyorum. Kontak Okey. bölümü. Ama artık sosyal medya en azından bir tanesi hepimizde olduğu için Facebook mesajından, Instagram'ın mesajından bir kere ulaştıktan sonra WhatsApp üzerinden, mail yoluyla her yerden ulaşılabilir. Mail için de işte oraya web sitesine bir sistem geliştiriyorum. Yavaş yavaş o da oturacak yerine. Ama hani şöyle bir şey yok, o açıdan söyledim. Aa ben Facebook'a hiç bakmıyorum. İşte oradan ulaşsa 3 sene öncesinde kalır. Mümkünse bakıp hepsinden hani bir şey var mı görüyorum. Bir belli bir tempo ile hepsini check ettiğim için her yerden ulaşılabilir. Okey, bunu şunun için sordum. Arada bunu özellikle hatırlatıyorum. Biri bize ulaşıp da sizin notanız, röportajı dinledim. O nota sizde varmış dediği zaman bizim tek yapabileceğimiz şey bestecinin mail adresi bu veya işte sosyal medya adresi bu. Oradan ulaş, besteciden isteyen. Bizim sonuçta Evet. sizden gelen notayı birileriyle paylaşma hakkımız yok. Telif diye bir şey var. Tabii. O yüzden bunları açık açık röportajın içinde soruyorum ki ya ben Aynen. nasıl ulaşacağım diyen kişi ya bir Ya tabii yol artık sizler cep telefon numarası hepsini paylaşabilirsiniz iletişim olarak da. Ben sadece hani orada açık yazamadığımız için bütün her yerden ilk temas kurulduktan sonra iletişim kurabiliriz. okey, tamam. Yani bu bence önemli bir detay. Yani sonuçta Evet, burada evet. inanılmaz bir emek, bir hayat var. Bizim sadece görevimiz aracılık, bir ötesi değil. Evet. Hayırlısı, tamam. Güzel. Ben burada Aslı son ne soralım veya söyleyeceğimiz bir şey var mı? Söyleyeceğimiz bir şey yok. Yeni müjdeler bekleriz sizden. Harika, çünkü eserinizi gerçekten dediğim gibi ben bayıldım. Yazımınıza bayıldım, stilinize bayıldım. Çok çok benim tarzım, çok çok beğendim gerçekten. O yüzden Teşekkür umarım ederim. bize yeni eserlerinizle güzel müjdeler de verirsiniz kısa zamanda. Evet, Var eser ben üzerinde. de partisyona baktım. Şey, büyük orkestraya, kocaman bir şey. Kocaman. Tabii umarım o kadar büyük orkestrayı bulur ve bir gün seslendirme fırsatı olur. Çünkü Evet. orkestralar bu pandemi döneminde büyük orkestradan kaçıyor gördüğüm kadarıyla. En büyük Evet, sıkıntı o. evet. Yani Tamam. birkaç orkestra için
daha mantıklı, verimli diyeyim, hareket ederek de yaptığım plan var. Onlar sonuçlanırsa bu 1-2 sene içerisinde gönlüm ister ki hazır çalınmamışken önce çello konçertosu olsun. Sonra da ben piyanosunu da icra edebildiğim şekilde piyano konçertosunu da düşünüyorum. Bunları tekrardan hayata geçirmek. Esas şu ya, bu aralar bir de üzerinde çalıştım. Galiba konuşmuştuk onu daha önce. Bir yine piyanolu, piyano çello şeklinde bir çello sonatı fikrim Ama var. Ama üzerinde şu an çalışıyorum, düşünüyorum. Daha bunun dumanı sönmemişken şimdi ona başladım. O devam ediyor arka planda. Böyle. Harika. Çok memnunum. Ben kaydı kapatalım. Bir iki dakika sohbet edelim istiyorum. O zaman anonsu sen yapar mısın Aslı? Tamam. Çok teşekkür ederiz öncelikle bugün bize zaman ayırdığınız ve bizimle paylaştığınız için fikirlerinizi ve eserlerinizi. Biz bugün yine hiç tanımadığımız yepyeni bir besteci ağırladık ve çok mutlu olduk kendisiyle birlikte olmaktan. Her hafta pazar günleri yayınlamaya devam ediyoruz bölümlerimizi. Siz de kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz beğenmeyi, beğenmiyorsanız da yorumlara bunu eklemeyi eksik etmezseniz çok mutlu oluruz. Lütfen abone olun kanalımıza. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Thank you.